Gel bakalım babam. Ben tarayayım mı saçlarını? Taranacak kadar barışmam seninle. Hayda. Bütün gün benimle konuştun ya. Ne yapayım unutuyorum. Ama taranacak kadar barışmadım seninle. Şartlarımı biliyorsun. Peki barışma şartlarını kabul edersem? Ne yani? Aile mi olacağız? Sen, ben, annem, senin öbür çocuğun mu? Nasıl? Alayım bakayım şu tarağı. Al. Babam, yani nasıllık olay da. Zor olan annen ikna etmesi. Ama ne olacak ki? En zoru seni ikna etmekte. Annemi ikna ederiz. Ha, ben de aynadım yani. Yoo, ben seni ikna ederken bir kişiydim. Ama annemi ikna ederken iki kişi olacağız. Anladın mı? Çete olacağız diyorsun. He, öyle diyorum. Çak, işte bu. Özür dilerim anneciğim, çok özür dilerim. Meleğim benim. Katlanmak zorunda kaldığın her şey için çok özür dilerim anneciğim. Affet beni, ne olur affet, ne olur. Anne. Anne, kemiklerim bana lazım. Hem niye özür diliyorsun ki? Menekşe sana neler yaptı? Gelinliğini kesip suçu senin üzerine attığını biliyorum. Buraya ilk geldiğimizde hamamda onun yüzünden mi kilitlendin sen? De bakayım, neden kestin sen gelinliği? Anan mı öyle tembihledi? Aa. Sonra da seni tehdit etmiş. Bunlar mı annenin aldıkları? Ha? Bunlar mı? Keserim kız hepsini. Tıpkı gelinliği kestiğim gibi bunları da keserim. Sonra da melek kesti derim. Meleğim bak bana. Bana. Neden anlatmadın meleğim? Hı? Neden sustun? Ha babam. Bir de ben sana sordum. Niye söylemedin? Menekşe hamileydi. Bebeğine bir şey olacak zannettim. Ben senin o güzel kalbine kurban olurum ya. Ama Menekşe hamile değilken de söylemedin. O zaman da annem zaten çok üzgün, çok ağlamıştı. Daha da üzmeyeyim, ağlatmayayım diye söylememiştim. Anneciğim. Ama sen bensiz ağladın. Nasıl anlamadın ya? Nasıl anlamadın? Ben de anlamadım. Anlamayın diye uğraştım. Şaşkınlar. Çınmış biraz ufukta yanmış hayaller.
Asıl olan aşk demişler yalan. Nereden baksan her yanı hicran.